Serinin bu bölümünde, 5. bölümünde sizinle amfi ve pedal klonlamaktan bahsetmek istiyorum. Headrush Prime serisinin 5. bölümünden herkese merhaba. Ben Dilge Can Yoncu, Dolusçan performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim. Serinin bir önceki bölümünde, 4. bölümde vokal efektlerine ve içerisindeki ototünlere biraz bakmaya çalıştım. Serinin bir önceki bölümünü izlemediyseniz ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Serinin bu bölümünde, 5. bölümünde sizinle amfi ve pedal klonlamaktan bahsetmek istiyorum. Serinin 5. bölümü biraz gecikti. Bazı istenmeyen sıkıntılarla karşılaştım. Bununla ilgili de birazdan size bilgilendirmeler yapacağım. Neyle karşılaştım, ne gibi bir sıkıntı oldu, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sorunla karşılaştığım yere geldiğimde bahsedeceğim. Ana ekrana girdik. Amfi klonlama dedik. Burada kabul ettik, tamam dedik. 3 farklı seçenek çıkıyor. Amfi kabin, yani amfi kabin dediği aslında bu combo amfilerden bahsediyor. Diğer ikinci seçenekte sadece kafa olanlardan bahsediyor ve pedal seçeneğimiz var. Elimdeki Hux & Kettner amfi var. Onunla size göstermeye çalışacağım amfi klonlama kısmını. Güzel amfiyi klonlayamadım. Onun da nedeninden şimdi bahsedeceğim. Seçtik, geldik. Şimdi diyelim ki ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Öncelikle buradaki kendi bahsettiği şemayı da zaten burada gösteriyor. Ne diyor? Gitar input'unu gitar input'una takın diyor. Mikrofonu mikrofona takın ve mikrofonu amfinin önüne getirin diyor. Amfiyi modelleyebilmemiz için XLR çıkışlarını kullanabilirsiniz diyor monitörlerinizde. Ben bunları kullanmamaya karar verdim. Amfi ve pedal klonlarken, çünkü çınlama yapıyor. Yaptığı çınlama asla bazen kesilmeyebiliyor ve korkutabiliyor. Ekipmanımıza zarar gelecek, pedala mı zarar gelecek, neye ne olacak diye bu stresle yaşamak çok sıkıntılı diye düşünüyorum. Diğer tarafta da headrush'ımızdan aldığımız left mono çıkışımızı amfinin gitarı taktığımız yerine giriyoruz. Bu şekilde bir düzeneğimiz var. Şimdi burada benim kullandığım mikrofon Rode S1 Black Phantom Power'a gerek duyuyor. Buradan bunu direkt bastığımız zaman açabiliyoruz. Şu an orada aktif olarak gözüküyor. Amfiyi de açalım mesela. Amfimizi de açtık. Buradan bağlantılarımızı dediğimiz gibi yaptıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Gelen ekranda kendi amfinizin üzerindeki bas, middle ve treble ayarlarını buradan kendi amfinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu da işleri daha kolay ve daha temiz halletmesine imkan sağlayacaktır. Start clone dediğiniz zaman kendisi bir geri sayıma başlayacak. Benim burada karşılaştığım sıkıntı işte tam da bu oldu. Kocaman bir ses geliyor, asla inmiyor ve gördüğünüz gibi aynı bu hatayı veriyordu. Bazen de beklemek gerekiyor. Bak, görüyor musun? Bak. Bahsettiğim şeyler işte bu sesler. Bazı noktada dayanamayacakmış gibi hissediyorsunuz o sesi ve acaba gerçekten ekipmanıma bir zarar gelecek mi diye düşünüyorsunuz. Bazısında gerçekten hata veriyor ve bazısında da hani sabretmeniz gerekiyor gibi bir şey oluyor. Şimdi bununla ilgili bir iki tane video izledim. Bir tane kişi direkt klonlamaya başlamadan önce kapatıyor amfisini. Ben onu denediğim zaman mesela amfiyi kapattığımda herhangi bir sinyal bulunamadı deyip bir hata veriyor. Headrush'ın kendi tanıtım sayfasına baktığınız zaman adam takıyor, ooo tamam çok güzel, evet bunu buraya taktık, cicit 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 cicit, tamam tak diye klonladık. Ben şahsen o kadar pratik bir şekilde klonlayamadım. İki kere stüdyoya gitmem gerekti,
Belki stüdyoda gerçekten dayanabilseydim o sese, o sesin şiddetini ayarlayabilecektim, halledebilecektim ama korkuyorsunuz yani sonuçta ekipmanlarınız da kaç bin liralık, işte başkasının ekipmanı bilmem ne. Ben şahsen o kadar da pratik bir şekilde halledemedim işimi ve Headrush'la bir mailleşmemiz oldu. Onunla ilgili de gelen mail doğrultusunda bir stüdyoya gidip amfi klonlama işi için canlı bir şekilde onu yaptığım ayrı bir video daha çekeceğim. Burada klonladığımız zaman hem amfi klonu hem de kendi belirlediğiniz amfi arasında ince ayarları yapabiliyorsunuz. Elimdeki amfi güzel bir amfi olmadığı için, güzel tonlara sahip olmadığı için size böyle ince ince şuralarını şöyle yapalım, birazcık şunlara yaparsak benzetebiliriz gibi şeyleri bu amfi üzerinde yapmak istemiyorum. Bahsettiğim çok güzel bir Fender amfi var. Onunla beraber yapmayı düşünüyorum. Buradan kendiniz ayarladıktan sonra da direkt bunu kaydedebiliyorsunuz ve işin güzel tarafı da sizin bunu kaydettiğiniz zaman herhangi bir presetin içerisinde böyle hamal gibi bırakmıyor böyle. Sizin onu her türlü işte daha farklı preamplerle besleyebilirsiniz. Diğer işte bütün aklınıza gelen her türlü efekti de kullanabilirsiniz. Burada da riglere girdiğiniz zaman amfi klon dediğinizde load clone seçeneğinden burada kendi daha önceki yarattığınız amfi klonlarını, pedal klonlarını buradan direkt çat diye hepsini entegre edebilme şansımız var. Şimdi de biraz pedal klonlamaktan bahsetmek istiyorum. Yine menüde aynı amfi klonlama yerine giriyoruz ve bu sefer sadece pedal olan seçeneği seçiyoruz. Bir Phantom Power kullanmayacağım için bu sefer kapattım. Burada da oluşturacağımız şema yine gitarı takıyoruz. Farklılık olarak pedalımızın out çıkışını mikrofon in girişine giriyoruz. Headrush Prime'dan çıkan left out'u da pedalımızdaki input'a giriyoruz. Şemamız bu şekilde. Pedal klonlamak gayet basit, gayet pratik. Size içinde bak şöyle şu tona yaklaşıyor falan filan gibi değil. Daha hayati bilgiler vermeye çalışıyorum. Daha videolarda göremeyeceğiniz insanların bahsetmediği şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Hiç başka paylaşan bir insan daha önce görmedim. Pedal klonlamak için de gayet geliyoruz buradan. Bakalım hemen. Buradan hemen arka taraftan ses seviyesi seçeneklerimizi ayarlıyoruz. -6 desibel genelde uygundur. Biraz daha açalım. Şöyle azıcık daha açalım. Mesela sonra next diyoruz. Yine aynı şekilde pedal olarak Universal Audio'nun Woodrow pedalını kullandım. İçerisindeki tonları çok seviyorum. Kendi çok harika bir preamp pedalı ama bir yere çalmaya giderken yanınızda taşımak istemeyebilirsiniz. Klonlamak bu anlamda işinize çok yarayacak bir özellik. Direkt Start Clone tuşuna basıyorum ve ondan sonra arkama yaslanıyorum. Amfi ve pedal klonlamak bu şekildeydi. İçerisinde gerçekten çok kuvvetli bir özellik olduğunu düşünüyorum bunun ama bazı şeylerin biraz daha açıklığa kavuşturulması gerekliydi diye düşünüyorum. Elinizdeki eğer siz de farklı amfilerle bahsettiğim gibi sorun yaşarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de farklı şekillerde, farklı yöntemler deneyip sizinle beraber bu sorunu çözmeyi isterim. Hem benim için de iyi bir pratik olmuş olur. Amfi klonlama kısmının yarattığı sekteden dolayı videolar arasında ufak bir zamansal boşluk oldu. Bir sonraki videoda mesela saçım daha kısa olacak gibi şeylerle karşılaşacaksınız. Uzay zaman bükülmüş oldu bu amfi klonlama meselesi yüzünden. Ama bir sonraki bölümde bu sefer içerisindeki looper ve practice tool'a bakacağız. Aslında bir önceki bölüm, daha önceden çektim ama siz bir sonraki bölüm olarak izleyeceksiniz. Yine tam bir akıl tutulması. Burada yaptığımız zaman kendi klonlamasını bitirdiğinde yine karşımıza bizim klonladığımız modelleme ile model aldığımız karşılıklı burada ayarlayıp tak 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 şurasını biraz daha kısalım, burasını biraz daha açalım, bununla biraz oynayalım, şununla biraz şey yapalım falan deyip buradan hemen kaydedebilirsiniz. Ve kaydettikten sonra da yine kendi riginizin içerisine burada klonlama örneklerinizi oluşturup yükleyebilirsiniz. Farklı pedallarla beraber deneyebilirsiniz. Böylelikle ham kaydınızın üzerine böyle bir preset yığmak yerine
onu çok daha ince ince kullanabilme şansınız var. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Headrush Prime'da ve diğer Headrush ürünlerinde geçerli olan %20'lik bir indirim kuponu bırakacağım açıklama kısmına. Bu kuponla beraber Headrush Prime'a ve diğer Headrush ürünlerine çok daha indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Serinin bir sonraki bölümünde Practice Tool ve Looper'dan bahsedeceğim. Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için Headrush Türkiye Distribütörü Compel Müziği'yi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de yine aynı şekilde Dilgecan Yonca olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir, görüş ve sorularınızı da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.